Başkanı Beyazıt İlhan'la konuşacağız bu meseleyi. Hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi akşamlar diliyorum tüm yurttaşlarımıza. Teşekkür ederiz. Şimdi çok sık rastladığımız aslında hastanede doktora karşı şiddet ve aslında can güvenliğinin sıkıntılı olduğu konulardan birisi Samsun'da bugün meydana gelmiş. Bir kere bu olay bazında bildiğiniz bir şey var mı? Önce bir onu konuşalım, sonra da bir geneline bakalım isterim. Evet, sizin tarif ettiğiniz gibi tabii daha detayları henüz ortaya çıkmadı. Ancak katilin kadın doğum kliniğinde çalışan sekreter hanımın eski eşi olduğu anlaşılıyor. Yanında bıçakla eski eşiyle görüşmeye hastaneye geldiği anlaşılıyor ve hedefin doktor hanım olduğunu söyleyenler var ya da hedefin karısı olduğunu, eski karısı olduğunu ama doktor hanımın araya girdikten yani. Sonra evet ona yönelik farklı açıklamalar yapanlar var. Ama her ne olursa olsun sizin de ifade ettiğiniz gibi hastaneler artık şiddetin olağanlaştığı ortamlar haline gelmiş gözüküyor. Daha 5 ay önce biliyorsunuz Samsun'da yine bir doktorumuzu, Doktor Kamil Furtun'u bir silahlı saldırıda kaybetmiştik. Evet. Ve onun üzerine de çok konuşuldu bu mesele. Ne önlem alınacak, nasıl alınacak, doktorların can güvenliği nasıl sağlanacak, hastanelerde güvenlik önlemleri hiçbir şey yapılmadı mı? Neredeyse hiçbir şey yapılmadı. Ne yazık ki bütün uyarılarımıza rağmen, kendimiz meselenin sebeplerini, çözüm önerilerini tartışmamıza rağmen, açık biçimde sağlığı yönetenlere buna ilişkin daha samimi önlemler alınması gerektiğini anlatmamıza rağmen, ne yazık ki bir türlü Türkiye'de sağlık tesislerinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin azalmadığını görüyoruz. Peki ne yapılmasını istiyordunuz Beyazıt Bey de yapılmadı. Somut olarak söyleyebilir şimdi, misiniz? Evet, sağlık tesisleri nasıl oldu da bu kadar şiddetin olağanlaştığı yerler haline geldi? Belki de Türkiye'nin tamamı böyle olduğu için oraya da yansımış olma ihtimali vardır. Kuşkusuz hani tırmanan şiddet ortamı Türkiye'de genellikle tırmanan bir şiddet ortamı var ama herhalde şiddetin en son olması gereken yerler şüphesiz sağlık tesisleri. Çünkü sağlık tesisleri insanların şifa bulmak için gittikleri yerler. Elbette. Burası şiddetin hiç olmaması gereken yerler ama ne yazık ki sanki sokak arasındaki yerler gibi her gün onlarca doktorun, onlarca hemşirenin, onlarca sağlık çalışanının şiddete uğradığı birer mekan haline gelmiş. Ya mesela bu adam cebinde bıçakla nasıl girmiş oraya? Bence önemli yani sorulardan hakikaten, birisi. Hakikaten ciddi bir problem bu. Tabii diyeceksiniz ki hani hastaneye girerken de uçağa girer gibi insanlar aransın mı? Tabii bu da başka bir tartışma konusu. Ama esas olarak herhalde meselenin özüne bir bakmak gerekiyor. Neden yani sağlık nedir tesisleri? Alınacak önlem? Evet, şimdi Türkiye'de sağlık hizmetlerinde ciddi problemler ne yazık ki yaşamaya başladık. Bu problemlerin sorumlusu olarak da genellikle sağlık çalışanları hedef haline getiriliyorlar. Bekleme sürelerinin uzun olması, nitelikli sağlık hizmetine erişememe, sağlık hizmetinin erişmenin önünde değişik engellerin çıkması tabii ne yazık ki sağlık çalışanlarına şiddet olarak önümüze çıkıyor. Sağlık Bakanlığı'nın resmi rakamlarına göre Türkiye'de günde 31 sağlık çalışanı değişik biçimlerde şiddete uğruyorlar. Üstelik de biz çoğu şiddetin yeterince bildirilmediğini, gerçek rakamın bunun çok çok üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Tabii bugünkü olayın bir de kadına yönelik şiddet boyutu da var. Evet. Artık gün geçmiyor ki kadın cinayetlerini duymayalım, değil mi? Türkiye'nin dört bir yanında erkeklerin kadına yönelik şiddetleri her gün çok sayıda kadının canını alıyor ne yazık ki. O yükselen toplumsal şiddetle birlikte kadına yönelik şiddet ve ne yazık ki sağlık tesislerine de aşırı biçimde yansımış olan ciddi bir şiddet sarmalıyla karşı karşıyayız. İnsanlar sorunlarını şiddet uygulayarak çözmeye çalışıyorlar. Yani, adalete güvenlerini kaybetmiş durumdalar.
bu son derece tehlikeli bir gidişata işaret ediyor. Sizin söylediğinizden anladığım zaten sağlık hizmetlerinde bir sıkışma, bir sıkıntı söz konusu. Ama bu doktordan kaynaklanmamasına rağmen hastayla doktor karşı karşıya geliyor. Ve o karşı karşıya gelmenin sonucu da doktor şiddete maruz kalıyor. Belki de can güvenliği sıkıntıya giriyor diyorsunuz. Öncelikle bunun ortadan kaldırılması lazım. Evet, diye bir talebiniz olduğunu anlıyorum sözlerinizden. Evet, onun dışında somut işte hastaneye girerken insanlar aransınlar, ceplerinde bir şey sokmasınlar, güvenlik memuru çok olsun ya da işte hastayla muhatap olunduğunda doktorun yanında bir güvenlikçi olsun gibi gibi bir takım talepleriniz var mı yok mu? Yok çünkü biz bakınız hasta ve hekim ilişkisi son derece özel bir ilişkidir. Evet. Zaten karşılıklı güvene dayanır. Yani burada insanların birbirine kuşku duyacakları bir sağlık ortamının yaratılmaması zaten gereklidir. Türkiye'de onun kaybedildiğini görüyoruz. Bu esas üzüntü kaynağımız bizim bu. Yani sağlık tesislerini yüksek korumalı tesisler haline getirmekle bu iş çözülebilecek bir soruna benzemiyor. İşte metal dedektörleri konsun mu, içeri girenlerin üstü aransın mı gibi sürekli tartışmalar ortaya atılıyor. Ama ben size şöyle örnek vereyim. Bugün metal dedektör koysanız, 2 ay önce Ankara'da bir özel hastanede yine karşımıza çıktı. Bir hasta yanında getirdiği kezzapla hastaneye geldi ve doktorun yüzüne kezzap atmaya çalıştı. Yani hakikaten akıl dışı bir durumla karşı karşıya. İşin temelini daha iyi değerlendirmek lazım herhalde. Kuşkusuz. Şimdi siz sağlık çalışanlarını itibarsızlaştırırsanız, hedef haline getirirseniz, sağlık hizmetlerini bir keşmekeşe dönüştürürseniz ne yazık ki hastalarla sağlık hizmeti veren sağlık çalışanları arasında güven sarsılıyor ve orası bir şiddet ortamına dönüşüyor. Ve sonuçları da bugün olduğu gibi olabiliyor. Samsun'da olduğu gibi. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Beyazıt İlhan. Görüşleri